Herkese selamlar. 5. ayın 10'dan Cuma gününden. Arkadaşlar şimdi e, doları, borsayı, gram altını, bitcoin'i vesaire hepsini e, bu videoda yorumlayacağız. İsterseniz hemen şöyle borsayla başlayalım. Şimdi dün Merkez Bankası'nın e, müdahalesi vardı. Dolar TL kurunun e, yükselmemesi adına. Bu bir, bir miktar işe yaradı. E, ona bakacağız. Bu müdahale ile beraber arkadaşlar e, örtülü faiz artışı da denebilir bu müdahaleyle beraber işte repo şeyini kesti vesaire bu 2-3 tane müdahale geldi arkadaşlar. Bu müdahale ile beraber borsada bugün bir yükseliş de açtı %1 yukarıda açtı ama hala hazırda olumsuzluk devam ediyor arkadaşlar. ne ee, niçin olumsuzluk devam ediyor? Şu en aşağıdaki beyaz hareketli ortalamaya dikkat edin. Bu borsanın haftalık grafiği. Bilerek beyaz yaptım iyice belirginleştirmek için şu hareketli ortalamayı. Şimdi bu hareketli ortalama niçin önemli? Bakın geçen 2018'in Temmuz ayında bu hareketli ortalamaya dokundu borsa büyük bir yükseliş başlattı arkadaşlar. Daha sonra Ağustos geldi kur hata hatırlarsanız 7.24'lere çıktık. Ee, borsa bakın bu beyaz hareketli ortalamanın altına indi. Hatta bayağı bir indi. Ama haftalık kapanışı bu, bu, bu hareketli ortalamanın üzerine yaptı arkadaşlar. Yani 7.24 kur hata yediğimizde bile bu hareketli ortalamanın üzerine haftalık kapanışını yaptı. Ee, daha sonra Ekim'de indi buraya dokundu yükseliş başladı. Aralıkta indi buraya dokundu. Hatta ihlal etti. Hatta haftalık kapanışta bunun altına, altında yaptı. Ama gelecek hafta direkt bunun üzerine başlayarak borsa büyük bir yükseliş başlattı arkadaşlar. Yani bu hareketli ortalama çok önemli. Daha sonra swap olayıyla beraber bu hareketli ortalamaya dokundu. Tekrar bir yukarı gitti. Bayağı bir gitti hatta 100 binlere doğru. 98 binlere doğru. Şimdi bu hareketli ortalamanın altındayız. Görüldüğü üzere bu hafta bu hareketli ortalamanın altında kapanış yapsak bile yapsak bile gelecek hafta mutlaka bu hareketli ortalamanın üstüne çıkmalıyız arkadaşlar. Yani bu hareketli ortalamanın altı maalesef çok tehlike içeriyor. bu hafta 91 binlerden geçiyor bu. Bunun altında kapanış yapsak bile gelecek hafta mutlaka bu hareketli ortalamanın üzerine atmamız lazım. Atar isek sorun yok. 92.000-95.000 bin, bin yükseliş devam eder. Ama atamaz isek, bakın atamaz isek gelecek haftada maalesef satışlar derinleşebilir. Ee, tekrardan gelecek hafta 88.000-85.000-82.000 bin, bin, bin senaryosu devreye girer arkadaşlar. O yüzden ben bu beyaz hareketli ortalamayı takip ediyor olacağım. Bunun üzerine atacak mı atmayacak mı? Şöyle 120 dakikalı açayım ben bugün işte dolar TL kuru geriledi dedik. Borsa bir miktar arttılaştı. Işte. Şöyle bir fibo düzeltme seviyesi alalım. Bugün itibariyle arkadaşlar 90.400'lere kadar bir yükseliş normal olur borsada. 90.400 90.400'lere kadar ama bu tepki yükselişi olur. Yani 90.400'ü geçemediği sürece bu bir tepki olur. Eee 90.400'den 91.500 var. Dediğim gibi 90.400'e kadar bir tepki olur. Buraya geçerse ancak 91 binlerden bahsedilebilir. 90.400'ü bin geçemediği sürece düşüş e, tekrardan 80 en dip gördüğü seviyeler 88.800'ler maalesef aşağı destek attı. E, bu iki aralıkta bugün borsa gidecek gibi görülüyor. Dolar TL kurunun gerilemesiyle beraber 90.400'lere kadar tepki normaldir dedik. E, bunun üzerine atacak mı atmayacak bunu takip edeceğiz. Bugün arkadaşlar hemen buradan Şöyle ben e, dolar tl yorumuna geçelim. Dolar tl'de şöyle ben günlük grafiği açacağım. Dedik ki arkadaşlar Merkez Bankası müdahalesi geldi. Müdahale ile beraber dolar tl kuru bir miktar geriledi. Şu hatta şöyle ben 4 saatte açayım. Bakın şurada dik bir e, yükseliş trend çizgisi vardı. Şu şekilde aldığımız zaman. Bunu arkadaşlar bu yükselen dik tren çizgisi aşağı yönlü kırıldı. Bunun kırılması çok önemli değil aslında. Ee, tabi alt, bunu takip edenler 6.19 6.20'de e, satış verebilirdi bu tren çizgisine. Ee, bunu kaçıranlar ise arkadaşlar şunu takip edecek. Şu tren çizgisini. Hemen bunu da şöyle kalın, kalınlaştıralım. Şu anlık bu tren çizgisinin üzerindeyiz en alttaki tren çizgisinin bakın şu dik tren çizgisi kırılıyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere hemen aşağıdaki beyaza iniyor. Görüyor musunuz? Aşağıdaki tren çizgisini. Bu tren çizgisi çok önemli. Çünkü bu dolar tl'nin 5 35-40'lardan başlayan yükselen tren çizgisi. Yani bu tren çizgisi üzerinde kaldığı sürece dolar tl yükseliş adını olumlu arkadaşlar. Yani yükseliş devam eder. Ama bakın bu tren çizgisi kırılırsa o zaman ee, nerelerden başlar? 5.30'dan 6.20'ye giden hareketin, 6.25'e giden hareketin düzeltmesi başlar. O yüzden bu mavi, pardon, beyaz trend çizgisini önemseyin. Eğer ki burası kırılır, altında 4 saatlik kapanış yaparsa ee, TL'ye geçmeniz bence mantıklı olur. Çünkü yükselen trend çizgisi kırılmış olacak ya da siz belirlersiniz stop loss noktası olarak dalabilirsiniz. Da e, çünkü çünkü bu işler şakaya gelmez arkadaşlar. Yani burası kırılırsa bu gördüğünüz 5.30 işte 540, 620, 625 yükselişin düzeltmesi başlar. Ama halihazırda bakın bu tren çizgisi üzerinde devam ediyoruz. Bu tren çizgisi şu anlık 606'lardan geçiyor. Siz bir iki pips, bir iki kuruş daha aşağısına stop koyabilirsiniz 604 gibi mesela. E, mantıklı olan odur. E, 604'ler kırılmadığı sürece dolar tl tekrardan 625'lere doğru hareket devam edecektir arkadaşlar. Ama burası kırılırsa dediğim gibi. Bu yükselişin düzeltmesi başlar. O zaman e, yeni bir dip buluruz. Yani yeni bir dip derken bu düzeltmede gelebilecek e, bir dip seviyesi bulabiliriz. E, oradan tekrar yükselişe geçer dolar tl ama e, bu yükselişi kaçırmış olursunuz arkadaşlar. Yani bu yükselişin karını kaçırmış olursunuz. O yüzden bu tren çizgisini takip edin. 6.06 dedik. Bakın 6.06'dan geçiyor. Burası kırılmadığı sürece hiçbir sorun yok. Tekrardan 6.25'lere doğru yükseliş gelecektir. Ee, ama 6.06 kırılırsa siz bir iki kuruş daha aşağısına stop koyun dedik. 6.04 kırılırsa bu yükselişin düzeltmesi başlar arkadaşlar. Şimdi 6.06 e, kırılmadı sürece. Peki dolar TL'de direnç seviyeleri nedir? Hemen ona bakalım isterseniz. Şu günlük grafiklerden. 6.06 en aşağıdaki destek attı. Ee, hatta yatay tren çizgisi koymadım. 6.06 en aşağıdaki tren destek hattımız dedik. Üzerinde 6.09 var destek hattı olarak. Üzerinde 6.11'ler var arkadaşlar. Hatta koyalım şöyle yatay tren çizgisi. 6.06 hemen üzerinde 6.09 destek attı. Hemen üzerinde 6.11 destek attı. Bakın şu anda 6 11'lerin üzerine atmış durumdayız. Hemen üzerinde arkadaşlar benim önemsediğim 6.11 üzerine atarsa 6.18'e kadar bir yükseliş gelebilir. 6.18 direnç attı. 6.18'in önemini biliyorsunuz zaten. Ee, üzerinde 6.20 kabaca 6.20 üzerine tekrardan 6.24'ler var arkadaşlar. Ee, bu şekilde destek direnç hattı var. 6.063 bin düşme, altına düşmediği sürece arkadaşlar tekrardan bu direnç hatları e, kırılması normal olur. Yani kolaydır. Çünkü daha önce kırıldığı için çok rahat bir şekilde 6.06 6.25 bandı arasında diyebilir şu an dolar tl. 6.25 üzerine bir hareket görecek olursak da o zaman 6.25 6.50 bandına doğru hareket gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi 6.06 sizin stop loss bölgeniz. Şu an burası kırılmadı. Kırılmadığı içinde bir sorun yok arkadaşlar. Şu gördüğünüz yükselen dik tren çizgisi kırıldı. O yüzden aşağıdaki beyaza indik. Teknik açıdan bakacak olursak Merkez Bankası müdahalesini vesaire hesaba katmadan hemen buradan video fazla uzun olmadan şöyle gram altına geçelim. Gram altında da arkadaşlar dünkü o müdahale ile beraber o müdahale ile beraber bir miktar gerileme geldi. Ama gram altın dediğim gibi çok güçlü. Yani altın çok güçlü daha doğrusu. Gram altın değil arkadaşlar. Ons altın çok güçlü olduğu için ee, bu da gram altına yarıyor. Bakın gram altını güvenli alış bölgesi 250 ve 6 dedik arkadaşlar. Ama dün itibariyle çok da e, alış vermedi aslında. Yani dedik ki risk almak isteyenler 250-253 arası alabilir. Dünkü videoyu izleyenler bilecektir risk almak isteyenler. Ee, bakın 250-253 arasına gelmiş arkadaşlar dünkü müdahale ile beraber. Ee, burada maliyet denenler tekrardan 255-257 seviyelerine çıktıkça satabilir. Ee, ama en aşağıda bakın güvenli alım bölgesi olarak ben 250 ve 246'lar şu anlık e, güvenli alım bölgesi olarak duruyor arkadaşlar. 250 ve 246 arası. Bunlar tabii kısa vadede. Her gün analizlerimizi izlemeye devam edin. Çünkü her gün fiyatlar ve rakamlar değişiyor arkadaşlar. 253 ve 250 arası da riskli alım bölgesi dedik. Dün itibariyle bakın buraya test etmiş riskli alım bölgesini. Burada alanlar tekrardan 255-257 çıktıkça satış verebilir arkadaşlar. Parçalı çıkın çünkü benim yukarıda 265 gibi bir hedefim var gram altında. Ee, bunun da herhangi bir zaman diliminde geleceğini düşünüyorum. Şimdi gram altında da son durum bu şekilde. Bunlar arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kişisel görüşlerimizdir. Bunu unutmayın. Hemen buradan isterseniz şöyle bir bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar e, bahsettiğim üzere yükseliş trendi devam ediyor. Yani bakın takas seviyelerinden 3900 dolar seviyelerinden bir yükseliş gelecek dedik ve 6400 dolarlarda şu an geziniyor. Tabii bu forex piyasasında işlem yapanlar için diğer piyasalarda şu anda 6000 doların üzerine çıktı diğer borsalarda. Bakın Bitcoin'de şu dik direnç çizgisini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Buranın altına düşmediği sürece yükseliş eğilimi devam edecektir. Buradan ne kadar çok uzaklaşırsa bir düzeltme yapacağı zaman ilk hedefi e, buralar olacaktır. Yani şu an hala baktığımız zaman bakın 6200 6200 direnci geçirdi ve burayı bir destek hattı yapma çabası var arkadaşlar. 6200 destek hattı olduğu sürece yukarıda potansiyel hedefi 6800'lerdir. Yani buralarda maliyet denenler 6.800'e yaklaştıkça ufak ufak satış verebilir. Ama bunu full çıkmamanızı öneririm. E, çünkü halihazırda e, bitcoin de şu anlık boğa piyasasına girmiş gibi gözüküyoruz. Yani full çıktığınız takdirde ne olur? Daha çok yukarılara giderse elinizde e, bitcoin kalmadığı için tam kar alamazsınız. Tabi yeni karda olursunuz ama e, o yüzden ne full girin arkadaşlar ne de full çıkın. Bakın 6.200 destek yaptığı sürece potansiyel hedef 6800'dür. Güvenli alım bölgesi olarak bakın ne, nereler demiştik. Ee, 5800'e yaklaştı alım girilebilir demiştik. Kaçlar görülmüş bizim o analizden sonra 5800 5900'e de inmiş arkadaşlar. Tekrardan güvenli alım bölgesi neresi Bitcoin'de şu anlık 6200 5900 arası arkadaşlar. 6200 5900 bu aralığa gelirse Bence parçalı alım girilebilir. 6200 üzerinde 6800'e yaklaştıkça da satış girilebilir. Bitcoin'de bu şekilde e, işlemler yapabilirsiniz. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu belirteyim. E, çünkü ben mesela bu şekilde diyorum. Adam 6800 dolara çıkınca alım yapıyor. E, daha sonra da tekrar düzeltme yaptığında falan panik panik yapıyor. Tekrar aşağıdan çıkıyor vesaire. Bu şekilde zararı uğrayabiliyor. Şimdi Ethereum'da Ethereum'da e, 165 155 arası birer alım bölgesiydi. Buralar tabii geçti arkadaşlar. Şu anlı ee, 185'e yaklaştı yani bu aşağıda alım girenler. 185'e yaklaştı bence satış girebilir. Ama full satmayın çünkü Ethereum'da da yakında bir hareket geleceğini düşünüyorum ben. Ee, hareket iyi deneye. Sıkıştı arkadaşlar yani sıkışmaktan daha çok e, dipler aşağıda, zirveler yukarıda. Yani bu hareket bir gece ansızın sert bir hareket yapacağı benziyor arkadaşlar. O yüzden full çıkmamanızı öneririm. Ama trade etmek amaçlı dediğim gibi 165-170 arası şu anlık maliyetlenebilir. Bakın şu en aşağıdaki destek hatta 163'lerden geçiyor. Hatırlarsanız en son yaptığımız analizlerde 157-163 arası bir destek hattıydı. Buralardan alım e, alabilirsiniz demiştik ve oradan itibaren 185'e kadar yükseliş gördük. Şimdi de e, 185'e yaklaştıkça satış ama full satmayın e, 163'lere yaklaştıkça da 163-165 arası 166 arası bu civarlara yaklaştıkça da alım girilebilir arkadaşlar. E, Ethereum'da da yakın zamanda ben bir hareket bekliyorum. Çünkü Bitcoin'den bu bir tık geride geliyor. Burada da hareket yakındır arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.